Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 12 Temmuz 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirileceği yönündeki haberleri yalanladı. Bakan Bayraktar, milli değer olarak nitelendirdiği kurumun faaliyetine devam edeceğini söyledi. Değerli dinleyiciler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üst düzey yöneticilerinden Gennady Sakharov, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla görevden alınıp Rusya'da tutuklandı. Elektrik Mühendisleri Odası EMO, tutuklamanın Türkiye için yaşamsal bir güvenlik riski oluşturup oluşturmayacağını sorgulanmasını istedi. EMO, Akkuyu ve Sinop'ta yürütülen çalışmaların da sonlandırılması çağrısında bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ait istihdam verilerini açıkladı. Buna göre elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yıla göre %1 artışla 138.185 oldu. Maden mühendisi ücretleri arttı. Maden Mühendisleri Odası'nın güncellediği tarifeye göre 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere maden mühendisi ve cevher hazırlama mühendisi hizmetleri asgari ücretlerine %25 oranında zam yapıldı. Temsal mühendisleri acil durumlar için mobil güneş enerji santrali geliştirdi. Konteynerin içine ve üstüne yerleştirilen sistem, deprem, sel gibi doğal afetlerde kolay ve hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Depolama kapasitesi de bulunan Mobitem, 60 konteynerin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ücretsiz doğalgazı dağıtıcıya ödenen fazlalık geri alınacak. Sona eren ücretsiz doğalgaz uygulamasına BOTAŞ'ın bildirdiği tüketim dağıtım şirketine yapılan ödemeye esas tüketimden düşükse, fazla ödeme tutarı son faturadan mahsup edilecek. Kanadalı Gazel Enerji, Türkiye'de doğalgaz çıkaracak. 23 milyon lirayı aşan projeyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde günde 100 bin metreküp doğalgaz üretilmesi öngörülüyor. IC İçtaş Enerji 585 milyon lira yatırımla Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içinde 45 megawatt kurulu güce sahip depolamalı rüzgar enerjisi santrali kurup işletecek. Santralde her biri 4,5 megawatt gücünde 10 adet türbin kurulacak. Kontrolmatik sermaye artırımına gidiyor. Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin sermaye artırımı talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Şirketin halen 200 milyon lira seviyesindeki ödenmiş sermaye tutarı 450 milyon liralık artışla 650 milyon liraya yükselecek. Hisarüstü Enerji Trakya'da depolamalı rüzgar enerjisi santrali kuracak. 936 milyon lira yatırımla Kırklareli'de kurulacak santralin gücü 72 megawatt olacak. Santralde 16 adet türbin görev yapacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları sonbaharda ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirimi beklentileriyle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 85 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 83 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 13 Temmuz 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2562 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.1 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 7-8 dilimi için 1590 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.